son zamanlarda reaction'lara ağırlık verdiğimi, onun dışında da genelde Kore'de çektiğim videoları koyduğumun farkındayım. Aslında elimde İlayda ile çekmiş olduğumuz birkaç tane video var ama ne bileyim. Yani birkaç tane video var dedim, o şeker falan yapıyoruz böyle, yani öyle geyik falan. Yani öyle bir şey yani, geyik. O yüzden dedim ki uzun zamandır yapmıyoruz. Bir soru cevap videosu yapalım. Ancak ben artık bütün hesaplarımdan gelen soruları açıp bakarsam akıl sağlığımı yitireceğimi düşünüyorum. O yüzden sizden ricam, bu videonun altına, yani sadece bu videonun altına, bu videoyu paylaştığım herhangi bir sosyal medya hesabının altına değil de YouTube'dan açtığınız bu videonun altına, yorum kısmına merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakmanız ki ben de bundan sonraki videoda aralarından seçip cevaplayabileyim. Bu. Bu kadar. Video çok kısa oldu. Şu an çok huzursuz oldum o yüzden. Ne yapsam, bir şey yapayım. Ne yapayım? Yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Ne yapayım? Şey yap. Soru yaz. Güzel bir kitap göstereyim size. Kitabımın yanındayım da, bir dakika. Güzel bir kitap göstereyim size. Hoşuma giden. Bakalım. Gösteremedi. Hayvan gibi kitaplarda güzel kitap yok mu demek bu? Hayır tabii ki. Bence kitabın iyisi kötüsü, ya yani ikisi kötüsü olur tabii ki de. Size vereceği açısından iyisi kötüsü olduğunu düşünmediğim için. Ya neyi göstersem la, şu an mala bağladım. Çok pis mala bağladım. O zaman şu Mindfuck. En sevdiğim kitap ismi. Ona göstereyim. Pijama. Mindfuck. Ben normalde kişisel gelişimdi, yok bilmem neydi falan, böyle şeyler pek okumuyorum. Ama kitabın adı gerçekten çok hoşuma gitti. Ve şey oldu, yani çok eskiden böyle kişisel gelişim tarzı, ya tam kişisel gelişim, ya kişisel gelişim yani, yaşam koçu adam bunu yazan, neyse bu tarz. Kitapları okumayalı uzun zaman olmuş, dedim ki Senem yani al bir daha oku. Bu arada ben bunu ne zaman okudum Allah bilir yani. Hatta bunu not da tutmuştum ben. Ya 2013'te basıldığına göre ben üniversitedeyken bunu okuyordum. O zaman yani 2 sene önce, 3 sene önce en fazla zaten okumuşum demektir. Neyse. Uzun zamandır bu tarz kitap okumuyordum. Senem dedim al oku. Yani hoşuma da gitti. Arkasını okudum. İsmi zaten bomba. Dedim ki Senem bir al oku, belki fikrin değişecek yani, belki hoşuna gidecek, belki o zaman anlamıyordun o yüzden hoşuna gitmedi, şimdi belki anlayacaksın, hoşuna gidecek. Ve asıl yani zararsız kitaplar bence ama çok da ne bileyim beni etkileyen, bayağı bana çok fazla şey öğrendim falan dedirten tarzda kitaplar değil yani bu tarz kitaplar. Ama bu hoşuma gitmişti. O dönemde de biraz böyle bir şeye ihtiyacım vardı, beni motive edecek. Birilerinin bana bir şeyler söylemesine ihtiyacımın olduğu bir dönemdi. Hoşuma gitmişti. Mesela işaretlediğim bir yere okuyayım. Ay resmen şu ilk işaretlediğim yerin hala beni anlatıyor olmasa. Bir yer. Adam diyor ki, umutsuz bir vaka olduğumu düşünüyorsunuz herhalde. Ama öyle değilim. Sadece gerçekçi biriyim. Başka seçimim yok. Başka ne yapmışım? Ruhunuz o uydurma hikayelerin hala o kadar etkisi altındadır ki o esnada oluşmuş duygu ve düşünceleri gerçek dünyanıza taşırsınız. İnsan böyle anlarda penceredeki bir gölgeyi hırsız sanabilir. Yatağınızda uyanık yatarken nefesinizi tutarsınız ve korku duyarsınız. Oysa gördüğünüz sadece evin önündeki lamba direğinin gölgesidir. Hayal gücü gerçekliği deforme eder ve insan nedensiz yere kötü duygulara kapılır. İşte mindfuck'a esir olduğunuzda, kendi kendinizi zihinsel olarak sabote ettiğinizde de aynı şey yaşanır.
gerçeği deforme olarak görürüz veya yanlış yorumlarız. Aslında hepimizin bildiği ama yine de biri söyleyince veya bir yerde okuyunca lan doğru lan falan dediğimiz şeyler aslında. Bu arada normalde ben okuma kitaplarının yani okunacak kitapların ders çalışılacak değil de mesela veya içinde çok fazla bilgi barındıran kitaplar haricinde kitapların üstüne yazmayı pek seven biri değilim. Benim ayrı bir kitabım vardır. Kitaplardan unutmak istemediğim veya önemli olduğunu, beni etkilediğini düşündüğüm yerde alır o deftere yazarım. Sayfasını falan ve kitabını belirtecek şekilde ama demek ki o sırada yokmuş. Yanımda bir şey ve böyle işaretlemişim. Başka hiçbir yerimde yok zaten. Bir de adımı soyadımı ve adımı soyadımı yazdığım her yere kan grubunu yazmam alışkanlığımdır. Babam sağ olsun, babam yapar aynı şeyi. Küçüklüğümden beri de, ilkokuldan beri de daha doğrusu beni dışarıya yollamaya başladıklarında anaokulundan da dahil olmak üzere her şeyimin üzerine adım soyadım ve kan grubumu yazar. Sizin de haberiniz olsun. Bir gün başıma bir şey gelir. Sıfır RH pozitif. Okey? Tamam. Böylece bu videoyu da uzatmış oldum ve kendimi kötü hissetmiyorum artık. Saçma sapan. Evet. Bu kadar. Acaba arada kitap şeysi de mi yapsam? Bakın bu kitap güzel falan diye. Yap diyorsanız şuradaki ankete cevap verin. Okey? Haydi görüşürüz. Annyeong. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.